Hayatının sonlarına doğru vücudunda 20'nin üzerinde yara izi olduğu bilinen 1. Mehmet, diğer şehzadeleri alt ederek 1413 yılında tek başına hükümdar oldu. Hükümdarlık kavgası çok şiddetli geçmiş, şehzadelerden Süleyman, Musa ve İsa hayatını kaybederken Anadolu yangın yerine dönmüştü. Mehmet Çelebi'yi ilk tebrik etmeye gelen beraber hareket ettiği Manuel'in elçileri oldu. Mehmet Çelebi söz verdiği gibi Musa'nın aldığı Teselya, Karadeniz ve Marmara'daki bazı kaleleri Manuel'e verdi. Çelebi Mehmet aynı şekilde Musa ile olan savaşında kendisine destek veren Sırp despotuna da Musa'nın aldığı kaleleri iade etti. Çelebi Mehmet Edirne'de Osmanlı ülkesinin tek hükümdarı olarak Doğu Roma, Sırp, Eflak, Mora ve Atina prensipleri dahil tüm vasalların elçilerini kabul etti. Çelebi Mehmet onlara dostluk ve barış garantisi vererek geri gönderdi. Sultan Mehmet aynı şekilde Venedik ve Ceneviz'e gönderdiği elçiler ile barış ve dostluğa dayalı ilişkiler geliştirmek istediğini bildiriyordu. Mehmet Çelebi Rumeli'de huzur ve güvenliği sağladıktan sonra Anadolu'ya geçti. Onun ilk amacı Anadolu'da sarsılan hakimiyeti tekrar tesis etmekti. Fetret devrinde toprak kayıplarının çoğu Anadolu'da yaşanmıştı. Timur tarafından Candar, Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit, Teke, Germiyan ve Karamanlı toprakları Osmanlı'nın elinden alınarak eski sahiplerine tekrar verilmişti. Mehmet Çelebi'nin batıdaki bu cömert ve barışçıl tavrı bu yüzden Anadolu için geçerli olmayacaktı. Osmanlıların elinde Anadolu'da sadece Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Ankara, Eskişehir, İznik, Bursa ve Balıkesir kalmıştı. Anadolu'da tekrar Osmanlı otoritesi sağlanıyor. Çelebi Mehmet, Musa'ya ve İsa'ya yardım eden beyleri cezalandırmaya ve Anadolu beyliklerini itaati altına almaya kararlıydı. İlk önce İzmir'e yöneldi. Fetret devrinin önemli beylerinden Aydınoğlu Cüneyt Bey, Süleyman'a itaat etmiş ve Ohri Sancağı'na görevlendirilmişti. Kardeş kavgalarında oradan kaçarak beyliğinin topraklarına tekrar geldi, İzmir ve Selçuk'u ele geçirdi. Mehmet Çelebi 1414'te İzmir'e gelerek Cüneyt Bey'in bulunduğu Ayasuluk yani Selçuk Kalesi'ni kuşattı. Rodos Şövalyeleri, Midilli ve Sakız donanmaları da Çelebi Mehmet'e destek veriyordu. Bu kuşatmada Cüneyt Bey Mehmet Çelebi'ye yenilerek kaçsa da yakalanarak Mehmet Çelebi'nin huzuruna tekrar getirildi. Af diledi, padişah tarafından hayatı bağışlandı ve Sancak Bey olarak Anadolu'dan uzak bir yere Nibolu'ya gönderildi. Mehmet Çelebi İzmir'i sancak haline getirdi ve merkeze bağladı. Böylece Aydın ve Menteşe yöresi tekrar Osmanlıların eline geçti. Mehmet Çelebi'nin ikinci hedefi Candaroğulları Beyliği'ydi. İsfendiyar Bey, şehzadeler arası mücadeleye dahil olmuş, Mehmet Çelebi'nin hem lehine hem de aleyhine davranışlarda bulunmuştu. Candaroğullarının 1414'te itaat edip af dilemesiyle Çelebi Mehmet, Karaman seferine çıktı. Bu sefere Candar, Dulkadir ve Germiyan beyleri de asker gönderdiler. Karamanlılar 1413'te Çelebi Mehmet'in Rumeli'de olduğunu fırsat bilerek Bursa'yı kuşatmışlardı. Bursa subaşısı Hacı İvaz Paşa emrindeki halk ve askerleriyle kalenin kapısını açmamışlar ve şehri kahramanca savunmuşlardı. Mehmet Çelebi Konya'ya yaklaştığında Karamanlıların hamisi olan aynı zamanda İslam dünyasında sözü geçen Memlüklere değerli hediyeler göndererek kendi tarafına çekmeye çalıştı. Mart 1415'te Osmanlı kuvvetleri Konya Kalesi'nin etrafını sardılar. Bu kuşatma altında Karamanoğlu 2. Mehmet Bey, kuzeni Mehmet Çelebi'den barış istedi. Bu dönemde şiddetli yağan yağmurlar yüzünden Osmanlı ordusu da oldukça yıpranmıştı. Mehmet Çelebi Karaman'dan gelen barış teklifini kabul etti. Isparta, Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir Osmanlı topraklarına katıldı. Çelebi Mehmet Karamanoğlu'na Kırşehir, Konya ve Niğde'yi içine alan bölgeyi sancak olarak verdi. 1. Mehmet Karaman seferinden dönerken Ankara'da rahatsızlandı. Burada durumunun kötüye gitmesinden dolayı Germiyanoğlu Yakup Bey'in gönderdiği doktorlar tarafından tedavi edildi. Karamanlılar topraklarını her kaybettiklerinde Osmanlı'dan barış isteseler de bunu hiçbir zaman sindirememişler, fırsatını bulduklarında tekrar ele geçirmenin yollarını aramışlardı.
Mehmet Çelebi geri döndükten 2 yıl sonra Karamanoğlu Mehmet Bey barışı bozarak Beyşehir ve Seydişehir'i tekrar ele geçirmeye çalıştı. Osmanlı kuvvetleri ikinci kez Konya önlerine geldiğinde Karamanoğlu Mehmet yapılan savaşı kaybederek Taşeli'ne kaçmak zorunda kaldı. Bayezid Paşa tarafından yakalanarak Ankara'da bulunan Çelebi Mehmet'in yanına getirildi. Mehmet ve oğlu Mustafa, Yalvaç, Beypazarı ve Sivrihisar'ı Osmanlıları bıraktıktan sonra hayatları bağışlandı. Karamanlılar Çelebi Mehmet ne zaman isterse asker vermeyi de kabul ettiler. 1419'a kadar Teke Beyliği'nin tamamı, Germiyan topraklarının bir kısmı alınarak Anadolu'da otorite büyük ölçüde sağlanmıştı. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı denizciliği önemli bir gelişme göstermişti. O, 1390'da Fırat'tan Tuna'ya uzanan devletinde güçlü bir donanmaya sahip olabilmek için Anadolu Beylerbeyi Saruca Paşa'yı Gelibolu Sancakbeyi rütbesiyle tersane ve donanma kurmakla görevlendirdi. Ticari faaliyetleri zedelenen Venedik, Osmanlı'nın denizlerde gelişmesini hiçbir zaman istemedi. Fırsat buldukça Gelibolu'ya saldırı düzenliyorlardı. Bayezid kendi başlarına hareket eden Türk korsanları gemileriyle beraber kabul ederek Osmanlı donanmasını güçlendirdi. Bu donanma Saruca Paşa'nın emrinde 1391'de Ege'deki Sakız'ı ve bazı adaları vurdu. Onlar çok sayıda ganimetle geri döndüler. 1398'de Bayezid'in İstanbul kuşatması sırasında Doğu Roma'ya yardıma gelen bir Ceneviz filosu Boğaz'da Saruca Paşa'nın filosu tarafından durduruldu. Venedik ve Rodos şövalyelerinin de desteği gelmesiyle bu donanma Saruca Paşa'yı mağlup etti. Bu savaş Osmanlı'nın batılılarla denizde yaptığı ilk ciddi çarpışmadır. Donanmanın Doğu Roma'ya giden yardımı durduramaması henüz istenen seviyede olmadığını gösteriyordu. 1. Mehmed'in Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı otoritesini tekrar kurması vasal devletleri gizliden gizliye rahatsız etmeye başlamıştı. Fetret devrinden en karlı çıkanlar Doğu Roma ve Venedik'ti. Bayezid döneminde kaybettikleri toprakları geri almışlardı. Özellikle Venedik, Mora, Teselya ve Arnavutluk kıyılarında oldukça toprak elde etmişti. 1. Mehmet otoriteyi sağladıktan sonra Venedik'e karşı olan yumuşak siyasetini bıraktı. Venedikliler Osmanlı sahillerini sürekli rahatsız ediyordu. Andıra adasına hakim olan Pietro Zeno'ya ait gemiler Osmanlı ticaret gemilerini vuruyordu. 1. Mehmet 1415'te Batı Anadolu deniz gazilerini Venedik'in Ege'de sahip olduğu adalar üzerine akına gönderdi. Çalıbey kumandasında Gelibolu limanında hazırlanan 30 kadırgayı da Kiklat adaları üzerine yolladı. Osmanlı donanması Andros, Paros ve Milos adalarına geldi. Çalıbey adalardan çok sayıda esir ve ganimet alarak geri döndü. Venedik bu saldırıya saldırı ile karşılık vermeye karar verdi. Bunun üzerine Venedikliler ertesi yılın ilk baharında 3 sıra kürekli 10 kadırga hazırlayarak Pietro Loredano'nun emrine verdiler. Loredano 1416'da Eğriboz, Girit ve Kiklat adalarına uğrayarak buradan aldığı 7 kadırga ile yoluna devam etti. Boğazı geçerek Lapseki taraflarına geldi. Lapseki'deki Emir Süleyman tarafından yapılmış kaleyi top ateşine tuttular. Karada Hamza Bey Venediklilerin karaya çıkmasını bekliyordu. Venedikliler karada denizdeki kadar güçlü değillerdi. İstanbul'dan Midilli'ye giden ve her iki tarafa da ait olmayan bir gemiye saldırıda bulunan Venediklilere Osmanlılar da Boğaz'ın koruyucusu olarak aynı şiddette karşılık verdiler. Venedikliler Marmara Adası ve Gelibolu arasında vuku bulan savaşta Türk amirali Çalıbey'in kadırgasına hücum ettiler. Çalıbey kahramanca savaşsa da şehit düştü. Sonra diğer kadırgalara da hücum edip Osmanlı donanmasının tamamını 29 Mayıs 1416'da yok ettiler. Esir aldıkları askerleri Hristiyan-Müslüman ayrımı yapmadan öldürdüler. Savaşta Venedik amirali Loredano da çeşitli yerlerinden yaralanarak geri çekilmek zorunda kaldı. Venedik kayıtlarına göre 12 Osmanlı kadırgası yok edilmiş, 4000 Osmanlı eri şehit edilmiştir. Bu savaşın önemi yıllar boyu devam edecek olan Osmanlı-Venedik mücadelesinin ilk büyük savaşı olmasıdır.
Venedik donanması İstanbul'a yöneldi. Doğu Roma İmparatoru 2. Manuel'in aracılığı ile alınan esirlerin karşılıklı iade edilmesi şartıyla Osmanlı-Venedik arasında bir barış yapıldı. 1. Mehmet'in 1417'de Venedik'e gönderdiği elçiler orada büyük bir törenle ve saygıyla karşılanması Venedik kayıtlarına geçmiştir. Kuzeyde tehlikeli bir rakip Mirçe. Candaroğlu İsfendiyar Bey güçlü bir beydi. Çelebi Mehmet'e itaat etse de taht mücadelesinde taraf olmuştu. Ayrıca Şeyh Bedreddin'e ve Çelebi Mustafa'nın isyanına da destek vermişti. İsfendiyar Bey Çankırı, Kalecik ve Tosya'yı oğlu Hızır Bey'e vermek istiyordu. Diğer oğlu Kasım Çelebi Mehmet'e sığınarak yardım istedi. Mehmet Çelebi harekete geçerek Candar topraklarına geldi. İsfendiyar Bey'den gelen barış teklifi kabul edildi. Tosya, Kalecik ve Çankırı Osmanlılara bırakıldı. Kasım burayı Osmanlılara bağlı bir bey olarak yönetecekti. 1. Mehmet'in Anadolu'nun tek hakimi olması batıdaki Osmanlı vasallarını içten içe rahatsız ediyordu. Yıllardır Osmanlı'ya bir dost, bir düşman olan Eflak Voyvodası Mirçe artık Macar kralı Sigismund tarafından açık destek görüyordu. Sigismund, Nibolu'da Bayezid'den yediği darbeyi unutmamıştı. Fakat Almanların desteğiyle kendisini daha güçlü hissediyordu. Mehmet Çelebi bu hareketliliği önlemek adına 1419'da Rumeli'ye hareket etti. Anadolu'daki vasalları, Candar ve Karaman beyleri de oğullarının komutasında destek kuvvet gönderdiler. 1. Mehmet Tuna kıyılarında adeta devriye atıyordu. Tuna kenarında Rusluk Kalesi'ni inşa ettirdi. Nehrin kıyısındaki kaleleri tamir ettirdi. Akıncılar Eflak içlerine kadar girdiler. Neşri'ye göre Eflak Voyvodası Mirçe, Mehmet'e itaat edip teslim oldu. 3 yıldır vermediği vergileri ödemeye razı oldu. Ardından Macar sınırlarına giren Çelebi, Severin Kalesi'ni ele geçirdi. Akıncılar Dobruca'da kontrolü sağladılar. Erdel içlerine kadar girdiler. Eflak'a itaat ettiren ve Macarlara korku veren Sultan Mehmet, başkent Edirne'ye geri döndü. 1405 yılında Timur'un ölümünden sonra Karakoyunlular kısa bir süre içerisinde Doğu Anadolu'da ve Azerbaycan'da hakimiyet sağladılar. Kara Yusuf 1410 yıllarında tüm Azerbaycan'a hakim olunca Timurlu devleti için tehlikeli bir hale geldi. Çelebi Mehmet de Timur'un Anadolu'da bağımsızlık verip kendine bağladığı beylikleri ortadan kaldırarak tek otorite olmuştu. Şahruh Mirza, babası Timur'un Anadolu'da tesis ettiği düzeni bozan Mehmet Çelebi ve Kara Yusuf'a oldukça kızgındı. Kara Yusuf, Çelebi Mehmet'e gönderdiği mektuplarda Şahruh'un babası Timur gibi Anadolu'ya gireceğini söylüyordu. Şahruh'un 1419'da geniş çaplı bir Anadolu seferi düşünmesi Osmanlı tarafında büyük endişeye ve korkuya neden oldu. Şahruh, Mehmet'e gönderdiği mektupta Kara Yusuf'un oğlu İskender'in Osmanlı'ya sığınması halinde kabul etmemesini tavsiye ediyordu. Kara Yusuf'un ölümünden sonra Şahruh bölgeye girmiş, Kara Yusuf'un oğlu İskender'i yenmiştir. Daha ileri giderek Osmanlı topraklarına girmemiştir. Çelebi Mehmet'e gönderdiği mektupta İlhanlı töresine aykırı olarak kardeşlerini niçin öldürttüğünü sordu. Mehmet Çelebi verdiği cevapta nasihatlerini kabul ettiğini, ancak Osmanlı ülkesinin bölünmesinin İslam düşmanlarına yaradığını söyleyerek onu ikna etmeye çalıştı. 1421 yılında Mehmet Çelebi'nin hastalığı giderek ağırlaştı. Artık en büyük amacı büyük oğlu Murad'ın herhangi bir kargaşa yaşamadan tahta çıkmasını sağlamaktı. Süleyman'ın oğlu Orhan'ın kör edilip zindanda bekletilmesine rağmen Doğu Roma'nın elinde bulunan Şehzade Mustafa hala büyük bir tehlikeydi ve Şehzade Murad'a rakipti.